Herkese merhabalar. Coğrafya ve ABT İzoip sorularıyla sizlerleyiz. Çıkmış ÖSYM sorularını çözeceğiz elimizden geldiğince. Bazı arkadaşlarımız zorlanıyormuş bazılarını çözerken. Size kolaylık olsun diye bir ufak çözüm önerileri sunacağız. 2013 sorusuyla başlamak istiyorum. 2013 sorusunda topografya haritası verilmiş. Bu topografya haritasında hangisine kesinlikle ihtiyacım olduğunu ifade etmiş bana. Herhangi bir noktanın yükseltisi verilmelidir demiş birincisinde. Örneğin şuraya 100 verdiğimde şurası 100'er 100'er arttığını düşünürsek eğer 200 şurası da 300 olarak verilebilir. Şu 200 sabit kalacak olursa şurası 200. Eğer burası 1 sırt olarak olursa bu şekilde doğru. Ama örnek olarak veriyorum, bir vadi olarak verilirse burası 100 olarak 200-300 diye artacak. Yani şurası 100, şurası 200, şurası da 300 olarak artmalı. O yüzden sadece bir tanesinin verilmesi bana bir şey ifade etmiyor. İki tane verilmeli ki şurası eğer 200 ise şurası 100 ise burası bir sırtı ifade edeceği için bana iki tanesinin değeri verilmeli. Yani en az iki eş yükselti eğrisinin değeri verilmeli ki ben bunun ne iyi ifade ettiğini, vadiyi mi, bir sırtı mı ifade ettiğini bulmalıyım. Evet, bunun cevabı bu şekilde bulunuyor. Yani en az iki tanesi olmalı. Haritanın ölçeği verilmelidir. Harita ölçeksiz harita olmamalı. Krokiler de var. Haritanın yönü verilmelidir. Haritanın yönü verilmesi de bizim için bir şey ifade etmez. Ana eş yükselti eğrisinin değeri verilmelidir. Tekrar belirtmek gerekirse bir noktanın yükseltisi verildiğinde hiçbir şey ifade etmiyor. En az iki tane eş yükselti eğrisinin verilmeli ki ben onun ne olduğunu daha iyi anlayabileyim. Geliyoruz sonraki yılın sorusuna. Sonraki yılın sorusu bize yine bir topografya haritası verilmiş. Şu gördüğünüz çizgiler mevsimlik akan akarsu şu da yönünü ifade ediyor. Eğer bu verilmeseydi bir kuru vadi olduğunu ifade ederdi. Sürekli bir çizgi halinde verilmiş olsaydı bu da bize sürekli akan bir akarsuyu ifade ederdi. Akarsular geriye doğru aşındırdığına göre burası bir vadi olmalı ve şu vadinin ucularını birleştireyim ben. Ucularını birleştirdim de şöyle. Şuradan da birleştireyim. Birleştirdim de şöyle bir şekil çıkacaktık ortaya. Şurayı da birleştirelim şu şekilde. Ondan sonra şurayı da birleştirelim ki işimiz kolay olsun diye. Şöyle birleştirdim. Bu en arkadakiler birleşmeyebilir tabii ama şunlar yakın olduğu için hemen birleştirdim. Şimdi bakıyoruz şu elişer eşlişer artmış şıklardan da yola çıktığımızda veya şurada da gördüğümüz itibariyle şu zaten 500'ü ifade ediyor. Şu 500 ise şurası 450'dir. 2 450'ymiş. 2 450. Hemen bakıyorum. 3 tane şıkkım var burada. Sonra bakıyorum şu 500, şu 450, şu da 400 olmalı. Bir 400 o zaman şunu ifade ediyorum. Şu ve şu kaldı elimde. Hemen bakıyorum 3 numaraya. 3 numara da şuradan geçmiyor. Şuradan geçiyormuş. Hemen şöyle çizdiğimde şuradan takip ettiğimde o da 450'ye geliyormuş. Bunun şıkkını D olarak buluyorum. Bu şekilde. Şurası bir vadi çünkü yukarıya doğru artıyor. 450, şurası 400, şurası 350 diye artıyor. Yukarıya doğru artıyor. Akarsular geriye doğru aşındırır. Tepeden aşağı doğru gelirler. Şurası da bir sırtı ifade ediyor. Bazı yerlerde size ters ve düz ve gibi şeyler verebilirler. Bu pek geçerli olmuyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Şu haritayı çevirdiğimde ben şu şekilde bu sefer tamamıyla az önce bir vadi olan yer bu sefer düz bir V haline geldi. Bu da insanların en çok düştüğü hataların başında geliyor. Siz ters ve düz V'yi boş verin. Siz akarsuların geriye doğru aşındırdığını biliniz. En çok geriye doğru aşındırdılar. Yana doğru aşındırma da vardır. Ama en çok geriye doğru aşındırma yaparlar. Geriye doğru aşındırma yaptıkları yerler bir vadiyi oluşturmaktadır. Bu da değerin yukarıya doğru arttığı anlamına gelir. Şu bir akarsu. Mevsimlik bir akarsuyu ifade etmektedir. Geçiyoruz bir diğer soruya. Zaten en çok zorlandığımız soruların başında bunlar geliyor. Öncelikle soruya geçmeden önce yabancı kaynaklarda bu nasıl geçiyor onu ifade edeyim. Şu bir tane tepe diyelim. Sonra çanaklaşmaya başlamış. Şöyle bize ifade ediyorlar genel itibariyle. Şurası 100 ise yukarıya doğru artması gerekirken şurası 50'ye inmiş. Mesela 50-50 sayarsak eğer. Şurası tekrar devam ediyorsa şöyle. Burası kaç olacaktır? Sıfır olacaktır örnek olarak. Yine belirtmek istiyorum. Eğer şu
dağın hemen yükselip sonra tekrar alçaldığını ifade etmek için bazen de şöyle çizgiler geçiriyor bize. Bu çizgi şu tepenin en üstü olduğunu ifade ediyor. Yani şu şekilde bana şuradan geçirdiği çizgiyi şöyle ifade ediyor. Şurası 100. Ondan sonra bir süre çıkıyor. Sonra 200'ü bulmadan yani 200'ü bulmadığı için tekrar aşağı iniyor. Yani şunu ifade edeyim hemen. Şöyle 100 metreye çıkmış. Sonra şurası 100 metre olsun. Sonra 200 metreyi geçememiş. 200 metreyi bulamadığı için hemen aşağı inmiş. Yani diyelim ki 100 ile 150, 100 ile 200 arası bir değeri bulmuş. 200'ü bulmamış. Sonra tekrar inmiş. Şurasını tekrar 100 olarak almış. Ama tekrar yükselmiş. Şurası 200 olarak artmış gibi. Biz de ondan yola çıkarak bulmaya çalışacağız. Şu yöntemi yaparsak bence daha kolay olacaktı işimiz. Şöyle şuraya bir çizgi çekerek, şu bir çizgi çekerek şu çizgi neyi ifade etsin bize? Tabi sadece şunda geçerli, şunda alacağım, şunda çünkü şunda yok, şunda yok, şunda yok, şunda da var. Şöyle ikisini de alayım. Bu şunu ifade ediyor bana. Bir süre yükselmiş. Örneğin değerleri verelim. 850, 900. Bu elişer elişer arttığını gösteriyor. Şu 950 olmuş benim için. Şu ifade etmiş 850, sonra 900'e çıkmış, sonra 950'ye çıkmış, devam etmiş ama 1000'i bulmamış. 1000'i bulmadan 1000 şurada bir yerde kalmış. 1000'i bulmadan tekrar aşağı inmiş. Yani 950 ile 1000 arası bir değerde yükselti artmış. Şu tepecik arttı anlamına geliyor. Sonra tekrar devam ediyor aşağı doğru. Bu 900, şurası 950, burası 950 ise arada şu çizgiyi koyduğumuzda şurası da 950 olarak ifade ediliyor. Çünkü neden? Aşağı doğru indiğini gösteriyor bize. Burası tekrar 950'ye inmiş. Hala devam ediyor inmeye diyeceğiz ama gerçi inmesi bizi ifade etmiyor. Şurada K'da bitmiş. K'yı biz kaç olarak bulduk? 950 olarak 900 şuraya yazalım. 950 olarak bulduk. K'yı hemen şurada 950'yi ifade eden yerler bize B ile D şıkkını vermiş bize. Hemen şuradan yola çıkarsak burada herhangi bir şey yok. 950 sonra tekrar 1000 metreye çıkmış. L 1000 metre. Zaten direkt bunları elemiş oluyorum ama yine de biz devam edelim. Şu yükselti şu değerde olduğu gibi düşünelim. Bir süre 950 tekrar. Şurası da 950 idi. 950 bir süre çıkmış 1000'i bulmadan. Şurası bir yükselti ifade ediyor. Yani şöyle bir şey olmuş olabilir. Tekrar yükselip tekrar alçalmış olabilir. Veya tekrar yükselip tekrar aşağı inmiş olabilir. Bu tepe en üst kısmını ifade ediyor. Şu yükseltiye çıktıktan sonra, şu yükseltiye çıktıktan sonra tekrar aşağı inmiştir. Şu 950 olmuş. Tekrar 950'ye inmiş. Hala devam ediyor. Kaça inmiş? 900'e inmiş. Şurası 900 olmuş. Tekrar 900'e inmiş. Şunu en alt kısmını ifade ediyor. Daha da devam ettiyse daha da aşağı inecektir. Eğer devam etmeyip ok geri bırakmışsa eğer ok tekrar yukarı çıkmaya başlayacaktır. Burada M'yi de bulduk. M'de 900'müş. 900'müş M'de. Ondan sonra devam ediyoruz. Diğerine bakıyoruz. Şurası 850 idi. Şurası 900. Tekrar 950'ye çıkmış. Şu çizgi falan olmadığı için 950'den 1000'e çıkmış. Sonra 1100 olmuş. Bu şekilde düzeltiyorum. 1050 olmuş. Bu şekilde cevabımız B olarak ortaya çıkıyor. Bunun gibi bir örnek çözecek olursak şöyle hemen bir çevireyim bir çizgiyi şöyle verdik. Ondan sonra bir tane daha çizelim, bir tane daha çizelim, bir tane daha çizelim. Şuradan itibaren ok işareti başlamış ve şurada bitmiş. Bunun şunu ifade ediyor. Yükselmiş belli bir süre. Şu örneğin şuraya diyelim ki 500 verelim. 500 metreden itibaren yükselmiş. 600 metreyi bulmadan şöyle devam edelim. 600 şu yukarıda olsun. 600'ü bulmadan aşağı inme gerçekleşmiş. O yüzden ben buraya şöyle bir çizgi çekeyim. Benim işim daha kolay olsun diye. Şurası en üst kısmıymış. Şu tepeyi ifade ediyor. Belli bir süre aşağı inmiş. Örnek olarak yüzer yüzer indiğimizi düşünelim. Şurası 500 ise şurası da 500 olacaktır. Çünkü aşağı doğru inmiş. Aşağı doğru indiği yer tekrar 500 olmuş. Sonra hala inmeye devam ediyor. Kaça inmiş? 400'e inmiş. 400 metreye kadar inmiş. Şuraya 400 yazayım. Belli bir süre indikten sonra tekrar şu kısımdan tekrar yükselmeye başlamış. Belli bir kısımda inmiş. 300'ü bulmadan tekrar yukarıya çıkmaya başlamış.
Sonra tekrar şurası 400 ya. Tekrar 400'e çıkmış. 400'de durmuş. Eğer bir tane daha yapsaydık şurada, şunu tekrar devam edecekti. 500'e kadar gelmiş olacaktı. Bu onu ifade ediyor. Şu çizgiyi çizersek daha iyi anlamış oluruz. Bir tane daha örnek çözecek olursak şöyle hemen koyalım. Şöyle iki tane tepeyi de koyalım yan yana. Şuraya koyduk. Şuradan itibaren getiriyorum. Şöyle yapıyorum. Ortadan başlatıyorum. İlginç bir şey. Yabancı kaynaklarda hiç görmedim. Sadece bizim bir tane üniversite soruyor bu soruyu. Şuna örnek olarak 100 dedim. Şu haliyle yüzer yüzer eğer artıyorsa burası 200 oldu. 200'den sonra şu okun başladığı yerden itibaren şöyle bir çizgi koydum. Bu şunu ifade ediyor. 100'den 200'e çıktım ben. 200'de çıktıktan sonra 300'e çıkmadım. Şurası 300 olsun. Şurası 100. Şurası 200. 300'e çıkmadım. 200 ile 300 arası bir yerde aşağı doğru inmeye başladım. İndim. Tekrar nereye kadar indim? 200'e kadar indim. Şurası 200'dü. Şurası da 200 oldu. Yani şu çizgiyi koyduktan sonra şurası da 200 anlamına geliyor. Sonra tekrar aşağı biraz daha devam ettim. Ama şu uca varmadan tekrar yukarıya doğru çıktım. Bu sefer ne oldu? Bu sefer şöyle bir şey ortaya çıktı. Tekrar yükselişe geçtiğim anlamına geliyor. Şurası örnek olarak veriyorum. Şurası da 200 ise şurası tekrar 300'e çıkmış oldu. Şöyle 300'e çıkardım tekrar orayı. Ondan sonraki yılın sorusunu çözdüm. Zaten 2018'deki soruyu tekrar çözdüğümüzde bu soruya bir daha biraz daha gelmiş oluruz. Burada bize vermiş yukarıdaki bölümü veren topografi haritasına A ve B harfleri gösteren noktanın yükseliş değerleri hangileridir diye vermiş. Bizim bildiğimiz bir soru. 850-900 şu çizgi 900 ifade etmiş. Şu 50'şer gittiğine göre şu 950. Sonra tekrar şuradan çizgiyi çekerek şöyle gidecek olursak şöyle çizgi çekerek gidelim. Çizgi çekerek gittiğimde şurası 950 idi. Yani 850'den başladım. Sonra tekrar 900 metreye çıktım. Sonra 950 metreye çıktım. Sonra 1000 olmadan 1000'e çıkarken 1000'e varmadan bir tepe oluştu. Bu tepeden sonra şu aralıkta 1000'e varmadan tepe oluştu. Sonra aşağı tekrar indi. Şurası 950, şurası da o zaman 950. 950'de 50'ye vardım. Sonra hala inmeye devam ediyor. A'yı buldum. 950 A. Tekrar aşağı doğru inmeye devam ediyor. Kaça indim? 50'şer 50'şer indime göre 900'e indim. Sonra belli bir süreye geldim. Sonra burada bitti. Burada bittikten sonra yani 950'ye varmadan şurada yukarı tekrar çıktım. Tekrar çıktığımda tekrar 900'ü buldum ve bu sefer 900'e çıkmış oldu. Tekrar bir çizgi daha var. O da 950'ye çıkmış oldu. Şurası da 950 oldu. Bu şekilde baktığımızda A şık ortaya çıkmış oluyor. Şu çizgiyi çekerek şurası 950 ise şu da 950'dir. İkisinin ortasından başlamış. Demek ki burada bir tepe varmış ama 1000 metreyi bulmamış. Yani 1000 metreyi bulmadan önce bir tepe oluşmuş. En üst kısmını ifade ediyor bu tepenin. Yani çanak kısmını ifade ediyor bize. Evet, 2017 sorusuna geliyoruz. Bu bizim için güzel bir soru. Hemen yapabileceğimiz bir soru. Hemen bize vermiş demiş ki 100, 200, 300 diye artmış. O zaman burası 0 metre deniz seviyesidir. X o zaman deniz seviyesindedir. Y de deniz seviyesi. Çünkü bu çizginin hepsinde aynı değerler vardır. Ben bunu eledim. Hangisi söylenemez demiş. Bu doğru söylenir. Batı yamaç doğu yamacını her zaman bu taraf doğu bu taraf batı olarak geçmekte kağıt üzerinde. Her zaman böyle olmakta. Bu taraf doğu bu taraf batı. Baktığımızda batı yamaç doğu yamaçtan daha diktir. Şurada mesafe biraz daha uzun gördüğünüz gibi. Şurada aradaki mesafe daha kısa. O yüzden burası daha dik eğimli. Burası daha az eğimli bir yerdir. Doğru bu da. X ve Z ile Z'ye arasında yükselti farkı eşit değildir. Aslında hemen bakalım. Şimdi 0, 100, 200, 300, 400. Şöyle komple 400 metre aralık varmış. Sadece eğim daha fazla değil. Daha az eğimli. 0, 100, 200, 300, 400. Burası da 400. 400, 400 eşit aslında. Bakıyoruz diğerlerinden devam ederek tekrar buraya geleceğiz. Z, X ve Z arasındaki uzaklık hemen bakalım. Şöyle koyarak tabi burada ölçek olduğunda daha rahat alıp ölçeği koyabiliriz. Şöyle bir mesafe çıkacaktır bana.
arasındaki uzaklık ile Z ile Y, Z ile Y arasındaki uzaklığa eşit değildir. Şurada şu kadar bir mesafe varken şurada 1, 2, 3 gibi bir mesafe çıkıyor. Doğru. Uzaklık eşit değil. Şuradaki uzaklık daha birbirlerine daha uzaklar. Şekilde yer alan zirvenin yükseltisi 400 metreden fazladır. 0, 100, 200, 300, şurası 400, zirve şurada. 400'ün üstünde demek ki. Burada doğru. Şurada doğruydu. Şu cevap bu olarak çıkmakta karşımıza. 2018 sorusuna gelecek olursak bu biraz daha garip bir soru olmuş değerler açısından. Şu en zirve noktayı X noktası olarak yani X noktasını 1767 olarak vermiş. Ve burada ortalama değerler vererek gitmeye çalışacağım. Buraya da 1667 vereyim. Buraya 1567, şuraya 1467, şurası da 1367 olarak. Şu çizgiyi 1000 kaç buldum? 1367 olarak buldum. Zaten Z'yi sormuştu bana. Burası da 1367'dir. Komşuda pişen bana da düşer. İkisi de iç içe olmayan eğriler olduğuna göre ikisi de eştir. Şurası da 1367. Şu ama altında. Bu demek ki 1267 olarak geçiyordur. Zaten şıklar içerisinde de hangi değerler arasındadır demiş Z. Cevaplarda da C şıkkında sanırım 1301 ile 1399 olarak verilmiş. Baktığımızda şu en yüksek kısım olarak 1367. En alçak kısımda 1267, 1300 olarak en yakın değerler olarak bulabiliriz. Şuradaki kısma dikkat edersek şurada tekrar bize çizgi başlamış. Şöyle buradan çizgimizi çizelim. Ok işareti başlamış. Bu şunu ifade ediyor bize. Yükselmiş 1367'den yukarıya doğru çıkmış ama 1400 olmamış. Belli bir süre sonra tekrar aşağı inmeye başlamış. Ok işaretinin başladığın yerden sonra aşağı inmeye başlamış. Şu çizgiyi geçmiş. Orası da demek ki 1367. Şurası tekrar, şu çizgi tekrar 1367 olmuş ifade etmiş. Daha sonra tekrar yükselişe geçmiş. 1367'den 1389'a çıkmış. Bu soruyu bu şekilde çözebiliriz. Başka ne şekilde Z'nin değerini bulabiliriz diye düşünürsek. Bir diğer çözüm şekli de şöyle olabilir. Şunu 1767 olarak verdiğine göre şurayı. Ben burayı 1700 olarak alabilirim. Daha önce 1666 67 olarak almıştım. Şurası 1600, şurası 1500, şurası 1400 olarak çıkacaktır karşıma. 1400. Şurası 1400 ise şurası da 1300 olarak ifade edilecektir. Yani bu şekilde aldığımızda 1301 ile 1399 arasında bir yerde yer alıyor anlamına geliyor bizim için. Bu şekilde şıklardan yola çıkıp da bulabiliriz. Şurayı bir değer vererek aşağı inmiş. Önümüzdeki sorularda tekrar böyle bir şey çıkarsa yapacağımız şey şu olacaktır. Tekrar hatırlatmak gerekirse şöyle başlatacak olursak ok işareti şuradan başlamış, şu kadar gelmiş. Şuradan bir tane çizgi, şöyle kesik çizgi çizeyim. Kesik çizgi. Şuna 100 desem, şurası 100 ise şurası da 100 olacaktır. Çünkü belli bir süre sonra yükselirken yükselmiş buraya kadar. Sonra tekrar aşağı inmeye başlamış. Yüzer yüzer arttığını varsayarsak şurası sıfıra inmiştir. Tekrar sıfırın eksiye kadar inmiş. Tekrar eksiden tekrar sıfıra çıktığı anlamına geliyor. Şurası tekrar sıfır metreye çıkmış olacaktır. Bu şekilde çözersek bizim için daha kolaylık sağlanmış olacaktır. Tabi diğer normal diğer sorularda da normal çözümde de genelde bizim öğrendiğimiz gibi çizgiden başladığı yerden itibaren azalmaya başlıyordu. Yabancı kaynaklarda da şu şekilde veriliyor. Böyle çizgiler sadece gösteriliyor. Şurası 100 ise 50'şer 50'şer düşünelim. Şurası 50'ye indi. Şurası 0'a indi. Şurası 100 ise şurası 50'ye indi. Şurası 0'a indi. Bu normal bizim öğrendiğimiz. Bu da ÖABT'de çıkan bir konu. Herkese teşekkür ederim.